Herkese merhaba arkadaşlar, Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Evet arkadaşlar, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi tam bir sene önce çekmiştim. O zaman 3060 Ti ekran kartım vardı. Sonrasında 4080 ekran kartına geçtim ve artık bir sene oldu, tekrardan çekmek istedim. O yüzden sizlerle beraber yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuz Battlefield 1 arkadaşlar. Mükemmel bir oyun, 2016 yılında çıktı. Oyunun içerisinde Osmanlı'yı da oynayabiliyoruz. Gerçi İngilizler tarafında oynuyoruz, fakat Osmanlı'yı görmek, Çanakkale cephesini görmek, yaşamak, hissetmek mükemmel arkadaşlar. O yüzden oyunumuzu tekrardan güzel bir şekilde, heyecanlı bir şekilde oynayalım. Oyun anlatmaya gerek yok. Belki de Battlefield oyunlarının serisinden en çok beğenilen ve çok oyunculuğunda da en çok sevilen arkadaşlar. Oyun 2016 yılında çıkmasına rağmen oyundaki online kısmı bayağı oyuncu sayısı var. Oynayan var arkadaşlar. Yeri geldiğinde en çok oynanan oluyor. Oyun mükemmel. Biz de bu serimize sizlerle beraber güzel bir şekilde, güzel grafiklerle başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Öncelikle ne yapıyoruz? Çelik Fırtına. Biraz tanıtım videosu şeklinde bölüm arkadaşlar. Onu oynayacağız ve bir sonraki bölümde de haberci bölümüne geçeceğiz ve Çanakkale cephesini göreceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Evet, tan vakti, lanet olsun, bitirelim şu işi. Birinci Dünya Savaşı üzerine yapılmış en iyi oyunlardan biri. Hatta oyun çıkacağı zaman, belli olduğu zaman Birinci Dünya Savaşı'nı yapabilirler mi? Çünkü hep İkinci Dünya Savaşı ve günümüz ya da gelecek üzerine oyunlar yapıldı. Savaş üzerine. Az önceki şeyden telif yiyeceğiz muhtemelen arkadaşlar. Sesim gelmemiş olabilir, burada da olabilir. Buraları keseceğiz, kırpacağız. Evet, savaş çok yoğun bir şekilde bu bölgede devam ediyor. Tarihsel gerçekliliğe dayanıyor oyun. Oyun tarihsel gerçekliğe dayanıyor arkadaşlar. Bu cephe gerçekten bir karış toprak için binlerce insanın öldüğü bir yer. Evet, gerçek olaylara dayandığını kendisi de söylüyor. Ve Battlefield'ı yapan firmalar arkadaşlar, firma tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu yüzden oyunun bölümleri diyeyim, sakin geçiyor, böyle bir Call of Duty gibi değil. Ama ben seviyorum arkadaşlar. Çünkü bazen full aksiyon değil de neyi anlatmak istiyor, ne varmış onu da merakla beklediğim için, izlediğim için ve oynadığım için beni tatmin ediyor. Şu grafiklere bak be. Vallahi billahi. Şu grafiklere bak, mükemmel ya. Vallahi billahi ya. Tekrar tekrar dile getiriyoruz. Yerinden ayrılma. Evet. Bu yer arkadaşlar Fransa, Almanya cephesinde, yani savaşın olduğu bir yer arkadaşlar. Sadece bu alan için binlerce insan ölüyor. Kaç bakalım. Aha. Ölme lan. Oğlum ölmemen gerekiyordu ya. Neyse. Ölecekmişiz zaten. Vallahi Birinci Dünya Savaşı zor. Belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan daha zorlu bir savaş. Çünkü bu denli büyük cephede yapılmış ilk savaş. İkinci Dünya Savaşı çok daha günümüze yakın olduğu için aralarında pek bir yıl farkı da yok. Ama hafızalarda bayağı bir tesir etmiş bir şey Birinci Dünya Savaşı. Neden? Çünkü Almanya bu yenilginin neticesiyle sonucunda İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarıyor. Malum. Zoruna gidiyor Almanların. Gel kardeşim. Sana kardeş diyorum ama yapacak bir şey yok. Aha. Burada alevci burada. Şu alevci var ya.
çok fena ya. Öleceğiz zaten burada. Ana, böyle öleceğimi hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum böyle öleceğimi. Evet, bak burada gösteriyor ki ölen insanların isimlerini anıyor. Grafikler harbi çok iyi ya. Böyle oyun içinde olsam, böyle dolaşsam. Böyle gözlük taktıracaklar bana. Aynı orada yaşadığımı hissedeceğim. Aha. Tanklar o zamanlar yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Etkili değil belki de. Çok çabuk hasar alıyor olabilir. Ama işte teknoloji birikimdir arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş küçükten ne oluyor? Modern tanklara evriliyor. Aha, bizim havacılar burada. Şimdi de tank kullanıyoruz. Tanıtım videosu aynı şekilde Battlefield 5'te de var arkadaşlar. Ufak tanıtımlarla böyle oyunumuza giriş yapıyoruz. Bir sonraki bölümde, yani bunun devamını ben şey olarak yapacağım. Yeni bölüm olarak hangi cephede oynayacağız? Çanakkale cephesinde. O yüzden sizleri ikinci bölüme, belki de ona birinci bölüm diyebilirim. Buna giriş diyebilirim. Orada Çanakkale'yi oynayacağız. Çünkü Mart tarihi de yaklaştığı için bir video çekmek gerekiyor. Hani lan incoming? Nerede dayı oğlu? Oo, nasıl yanıyor be? Heh. Ta 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 ta. Vuralım ya. Yaralım abicim hattı. Oyunumuz Fransa'da, Gelibolu'da, Orta Doğu'da, lanet olsun, Arabistan'da geçiyor. Bize ihanet ediyor şerefsizler. Uy. Full grafikte arkadaşlar ve oyunumuz Türkçe. Malum. Full grafikte oynarım ben tüm oyunları. Sizlere çok iyi bir deneyim sunmak istiyorum çünkü. Oyunumuz Fransa'da geçiyor. Alpler'de geçiyor. Orta Doğu'da, Türkiye coğrafyasında geçiyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın çoğu cephesini anlatıyor oyun. İngiltere'de geçiyor tabi doğal olarak. Incoming! Richard Foster. Knockout. Ya bak ne diyor? Macera yerine savaşta korkuyla tanıştık. Yani şu an biz oyun oynuyoruz ya. Çok güzel diyoruz. Ah keşke burada olsak falan filan. Ama aslında gerçekten çoğu insanın istemeyeceği şeyler bunlar. Ya da maruz kaldıktan sonra pişmanlık duyabileceği bir durum. Oy, batırdı ama ya o da olur o kadar ya. Yanlış batırdı. Dayol nerede? Gel dayıoğlu. Heh, yanacak mı? Anam anam anam, yanıyorum. Gilbert Davis. Bu kardeşimiz de öldü. Başka bir kardeşe geçtik. Ya şöyle tek tek atanları sevmiyorum. Nereye gidiyorsun dayıoğlu? Hücuma mı kalksam? Aha böyle. Ana. Delbert Fraser. Bu da öldü. Aha. Hattı koruyacağız abicim. Hiç merak etme. Önce o alevci nerede alevci? Tamam. Şu adamı vururken ki renkler çıkıyor ya. Onları daha anlaşılabilir bir şekilde yapmam gerekiyor ya. Oğlum o kadar nasıl geldi bana ya? Bu da öldü. 1900 doğumluymuş. 18 yaşında da. Yemiyorum daha, körpecik da. Anam bir şeyler oldu. Dayıoğlu bana gelmesin o. Şu an benim ölmemem lazım. Tamamlamam gerekiyor bu yeri.
Heh, tamam patlayacak. Oğlum şu görsel mükemmele bak ya. Vallahi billahi. Evet arkadaşlarım, sizden desteklerinizi bekliyorum. Kanalımızı sizlerle beraber büyütebiliriz. Yorum hattınızda vesaire hep sizi ciddiye alarak yorumlarınıza cevap veriyorum. Yorum atmanızı da bekliyorum. Aha. Hadi dayıoğlu şunları püskürtelim. Aha geldi bir tane birine. Şu alevci. Aha. Bak baba. Mükemmel. Şu mermiyi de dolduralım. Al sana bomba. Anam. Aha müzik de yaklaşıyor sona doğru. Dayıoğlu ölmemem lazımdı be. Aha. Biraz daha dayanın. Haydin kardeşlerim. Ana. Anam 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 anam. Oy. Bombardımana tutulduk. Ama kurtulduk lan. Oğlum şu oyunu oynamayan var ya. Çok şey kaçırmıştır ben size diyeyim. Ana. Biri Alman, biri Amerikan. Şu yazıları okuyun. Çok güzel bir şekilde okuyun. Müziği de güzel zaten. Aha, burası. Lanet olsun. Sevmem bu Arabistan. Ama orada işte mecbur oynuyoruz. Aynen. İnsan odaklı oyun. İnsana odaklanıyor. Ve farklı bir bakış açısıyla oyunu anlatıyor. Lawrence. Şerefsiz. Evet. Bunlar bizim hikayelerimiz. Çok doğru diyorsun abim. Anlatıcı. Evet arkadaşlar. Battlefield 1'de oyunumuz Türkçeydi. Osmanlı da vardı içinde. Giriş bölümünü tamamlamış olduk. İnsana odaklı bir anlatım vardı. Bu bölümü oynadık. Ve önümüzde 1 bölüm, 2 bölüm, 3 bölüm, 4 bölüm ve 5 bölüm var arkadaşlar. Tahminimce 5 ya da 6 ya da 7 artık 8 de olabilir. Ortalama 5-6 bölümde bitirmiş olacağız. İlk bölüm arkadaşlar, yani bu videodan sonra paylaşacağım videoda ilk oynayacağımız bölüm haberci bölümü olacak arkadaşlarım. Orada sizi bekliyorum o videoda. Çanakkale'yi oynayacağız. 3 alt bölümden oluşuyor. Güzel bir savaş yaşayacağız orada. Ve Çanakkale'mizi, topraklarımızı da görmüş olacağız. İngilizleri püskürteceğiz. İngilizleri ne yapacağız? İngiliz ve Anzakları ne yapacağız? Göt edeceğiz. Tamam, o videoda sizi bekliyorum arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.